أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد İnşallah hazırlıkları yaptınız. Herkes hazırlığını yaptı inşallah. Yani kılıçları kuşandınız. Şimdi Allah-u Teala yine bize savaşla alakalı, cihatla alakalı ayetlere biraz daha devam edelim. Baktım böyle çok uzun gidiyor. Yani birkaç ders yapılması lazım bunlar hakkında. Çünkü unuttuk artık biz. Yani at sırtından inmeyen Osmanlı torunları cihadı unuttu artık. Yani bir yerden en azından sohbetlerde hatırlaması lazım yani. Bir yerde hatırlanması lazım. Ve belki bir yerde de yani artık tabiri caizse bıçağın kemiğe dayandığı yere doğru geliyoruz. Şimdi hocam ne biliyorsun ne duyuyorsun diyeceksin belki ama yani böyle artık alenen bunların en yüksek mertebelerden tabiri caizse hazırlığınızı yapın, hazırlıklı olun. Devlet reisinden tut işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı'na kadar en yüksek ağızdan yani işaretler veriliyor. İşaretler veriliyor. Genelkurmay Başkanı ne dedi geçen? Dedi ki 3. Dünya Savaşı'nın çıkması için çok büyük sebeplere de gerek yok dedi yani. Ne demek yani? Bunları en yüksek ağızlar, belki ben söylerim burada sohbet ederken 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi. Bunlara basit söylemek. Ama en yüksek noktalardan bunların söylenmesi yani basite alınmaması gerekir. O yüzden herkes maddi, manevi tedbirini alması lazım ki bugünkü dersimizin ilk ayeti Estaizu billah Ya eyyühellezine amenü Ey iman edenler Huzû hizrakum Tedbirinizi alın. Allah-u Teala bu derse böyle başladı. Diyor ki ey Müslümanlar, ey iman edenler tedbirlerinizi alın. Yani savaşa karşı tedbirlerinizi alın. Şimdi Genelkurmay Başkanı Türkiye'de yani üst rütbelilerin her zaman vatandaşı teskin etmesi lazım. En üst rütbeden bile bunlar yani dile getiriliyorsa açıkça artık birazcık yani düşünmemiz lazım bu işi. Bu işi biraz düşünmemiz lazım. Yani bunlar böyle mahalle işte ortamlarında, kahve ortamlarında, çay sohbetlerinde konuşulan konular değil. Genelkurmay Başkanı, devlet reisi artık açıkça söylüyor bunları. Açıkça söylüyor. Yani gerçekten şu an bir ateş çemberinin içerisindeyiz. Türkiye gerçekten bir ateş çemberinin içerisinde. Yani belki birebir evet ülkemiz yani resmen bir savaşa girmiş değil diyeceğiz ama zaten sınır ötesi harekatlar biz kendi sınırımızdan 30 kilometre, 50 kilometre ondan sonra bu dış cephelerde yaptığımız savaşlar, operasyonlar ondan sonra bir de şu da var. Tabii şu ana kadar gördüklerimiz işin hani diyorlar ya fragman, ön bilgileriydi, ön adımlarıydı. Yani bugün biz evet Rusya ile hiç savaşmadık değil mi? Yani şu yakın tarihimizde ama aslında savaştık. Nasıl savaştık? Azerbaycan Karabağ için Ermenistan'la savaştığı zaman her ne kadar sahnede yani vitrinde Azerbaycan'la Ermenistan olsa da aslında yani cephe gerisinde Türkiye ile Rusya savaştı orada. Yani Türkiye ile Rusya savaştı. Ve birçok cephede bunlar oldu. Birçok cephede. Katar'da ne yapmak istediler? Darbe yapmak istediler. Orada Türk askerleri müdahale etti. Şu anki yönetimi korudu. Darbe yapamadılar. Darbe yapamadılar. Çünkü kafirin, siyonistin
Hesabı şöyle. Yani ben korktuğum güçlü devletleri ele almam lazım. Köşe başlarını ele geçirmem lazım. Ele geçirirsem oradan bana bir tehlike gelmez. Şu an İsrail, Beni İsrail, Filistin'e, Gazze'ye, Lübnan'a, Suriye'ye bu istediği operasyonları çekebiliyorsa sebebi önceden yaptığı hazırlıklardır. Yani ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki ey Müslümanlar, kafirler ne tedbirler almış? 57 İslam ülkesi geliyor, bir araya toplanıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı adı altında hep beraber toplanıyorlar, kınıyorlar, dağılıyorlar. Toplanıyorlar, kınıyorlar, dağılıyorlar. Nasıl çalışmış adamlar? Buradan onu anlıyoruz. 57 İslam ülkesinde öyle bir çalışmışlar ki bir karar aldıramıyorlar. Yani ortak karar asla, yani bir asker çıkarmak. Yani Avrupa bugün, Amerika bugün işte kulelerimizi yıktı dedi. Direkt Irak'a girdi. Kimseye sormadı. Kimseye danışmadı. Bak hemen bir yere girdi. Afganistan'a girdi. Oraya girdi, buraya girdi. Her tarafa giriyor. Kimseye danışmıyor. Çünkü neden? Tedbirini almış. Tedbirini almış. Gerçekten cihat böyle yapılır. Allah-u Teala ne diyor? Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, hudû hidraküm, tedbirinizi alın. Yani bunu herkes kendi açısından değerlendirecek. Sen vatandaşsın, vatandaş olarak ne yapabilirim ben? Yani buradan devletimize, yani tabiri caizse bir öngörümüz, tavsiyemiz, bir gönüller ordusu kursun. İleriki ayetlerde o da var. Kafirler diyor, böyle bir hazırlıktan korkarlar diyor. Yani gönüllüler ordusu gibi, yani herhangi bir aksi bir durum olursa ben devletimin, milletimin korunması, dinimin, vatanımın, namusumun, mukaddesatımın korunması noktasında ben gönüllüyüm diye böyle hazırlıkların yapılması kafiri korkutur diyor. Var mı böyle yakın bir örneğimiz var mı? Çok. Yani araştırdığımız zaman Müslüman bilgili olacak, araştıracak. Rahmetli Erbakan Amerika diyor ki ben işte Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleşirse, Türkler bu işin içine girerse ne diyor? Ben diyor uçak gemisini göndereceğim. Bak uçak gemisini göndereceğim. Sana bir tabiri caizse gözdağı verdi mi? Verdi. Bunu gören Necmettin Erbakan meclisi topluyor. Ondan sonra askerleri topluyor. Diyor ki bana iki tane pilot lazım. Kamikaze pilot kendisini yani patlatacak uçağıyla beraber. Bunun görevi şu olacak. Yola çıkmaya niyet etmiş Amerikan gemisinin bacasından uçağıyla beraber girecek. Orada kendini şehit olacak, infilak ettirecek. Var mı böyle pilot diyor. Orada onlarca yüzlerce pilot hepsi ayağa dikiliyor. Bana iki tane lazım diyor. Fazla değil iki tane lazım diyor. Herkes gönüllü. Herkes ayağa kalkınca ne hikmetse o Amerikan uçak gemisi gelmekten vazgeçiyor. Gördün mü? Bak tedbirinizi alın. Allah-u Teala işte Erbakan şu ayetleri okumuş. Bir devlet reisi olarak o zaman yönetimde bir Müslüman devlet reisi olarak bu ayetleri okumuş, bu ayetleri anlamış. Hemen tedbirini koydu ortaya, hemen geri adım gördü. Hemen geri adımı gördü. Yani Müslümanlar şu an bireysel olarak, biz vatandaş olarak bireysel olarak neyse vazifemiz, şahsi olarak maddi ve manevi hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Bakın buraya çıkarken evet hazırlık yapıyoruz. Ayetleri araştırıyoruz, bakıyoruz, araştırıyoruz. Bir hazırlık yapıyoruz ama buraya çıktıktan sonra daha sende değilsin. Mevla seni ne konuşturursa. Bir hazırlığımız var. Konu başka, bazen başka yere gidiyor. Okuyacağımız ayetler, 10 tane ayet hazırladıysak birinci ayetin başında kalıyoruz bazen. Niye? Çünkü buradan sonra Mevla devreye giriyor. Okuduğumuz dualarla Mevla'ya kendimizi teslim ediyoruz. Ya Rabbi diyoruz, bize en çok ne lazımsa onu konuşturtur. Ya Rabbi o konuştuklarımızdan en çok neyi almamız gerekiyorsa, neyi uygulamamız, neyi amel etmemiz gerekiyorsa onu amel ettir Allah'ım bize diye böyle yola çıkıyoruz. Böyle yola çıkınca Mevla artık burada ne konuşturursa. Ayetlerimiz var. Ama Mevla ne diyor? Ayetimizin ilk birinci dersimizin ayetinde. Ey iman edenler tedbirlerinizi alın.
Burada dediğim gibi herkes kendi maddi manevi tedbirini alması lazım. Bu tedbir kafiri korkutur. Kafiri korkutur. Fenfiru sübatin evinfiru cemi'a. Yeri geldiği zaman bölük bölük, yeri geldiği zaman toplan, genel bir taarruz şeklinde savaşa girin diyor. Yani bugün bakıyorsun fiili olarak Gazze'ye destek veren bir tek Yemen var. Yani işte Hizbullah var diyoruz ama ben çok şey yapamıyorum. Çok işte vurdular, 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 vurdular. Bir tane daha video göremedim. Yani böyle tamam bakıyorsun bir araba yanıyor, bir orman yanıyor. Ama İsrail'in attığı bombaları görüyorsunuz. Daha dün izledim ben bir tane. O Beyrut'taki havaalanının tam dibinde bir binayı bir uçurdu havaya. Öyle bir şey görmedik daha hiç. Yani böyle yerleşim yerinde, önceden uyarılmadan. Bu İsrail'in attığı her bombada onlarca, yüzlerce, bazen binlerce sivil ölüyor. Biz daha yani böyle, ben hala çok rahat güvenemiyorum yani Hizbullah'a. Hizbullah ismi, kelime, manası Allah'ın askeri demek ama yani böyle tam göremedik daha yani. Onlar ajan oluyor mu? Yani artık bilemiyoruz. Mevlam, en iyisini Mevlam bilir. Ama ha, cepheyi bölmemek, cepheyi genişletmemek için çok ses çıkarmıyoruz ama etkili bir şey de çok göremedik. Yüzlerce, yani diyorum ki işte geçen bir tane şey okudum. Diyor ki 14.900 füze atmışlar. 14.900 füze. Her bir tanesi 1000 lira olsa nereye çıkıyor iş? Ya diyorum 14.900 tane füze atacağına keşke 14.900 tane mermi atsaydın da her attığın mermide bir beni İsrail geberseydin. Yani öyle değil mi? Füze atıyorsun, ölen kimse yok. 15.000 füze atılmış Hizbullah tarafından. Bu sadece Hizbullah tarafından. 15.000 füze atılmış ama böyle kanlı canlı bir şey, çok bir şey yok ortada. Mevlam inşallah doğru yoldaysa önlerini açsın, yanlış yoldaysa da önlerini kapatsın, tıkasın, Müslümanları uyandırsın. Evet, Mevla Teala Hazretleri diyor ki ey Müslümanlar, tedbirinizi alın, gerekirse bölük bölük. İşte Yemen'den çok görüyoruz değil mi? Yemen şeyde, denizde, o deniz yollarında geçen gemileri vuruyor falan ama yani çok ciddi bir şeylerini çok anladığımız yok. Çok ciddi bir etkisini gördüğümüz yok. Yani geçen gemileri vuruyor ama bakıyorsun orada uçak gemileri geçiyor oradan buradan. Yok şuraya çektiler, yok buraya çektiler, bir şeyler diyorlar ama tabii çok sahnede bir şey göremiyoruz. Ama bölük bölük, yani şu an elimizde olan, elle tutulan, gözle görülen somut örnek, delil olarak bir Hizbullah'ı görüyoruz, bir Yemen'i görüyoruz. Mevlam en iyisini Mevlam bilir. Allah-u Teala diyor ki bölük bölük. Yeri geldiği zaman da toptan. Şimdi artık ne kadar beklemek lazım toptan? Bir bütün İslam ülkeleri toplu bir karar verip, çok değil ya, hepsi birer tane, biner tane asker göndereceğiz dese. Biner tane, biner tane. Böyle bir karar dese ki yarın sabah orduyu kuruyoruz. Bu karardan sonra İsrail'in uçakları daha kalkmaz. Daha kalkmaz. Bir adım, iki tane, üç tane askerin yürüdüğünü görse, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin hepsinin toplam olarak bir araya getirdiği bir ordu görse, asla bir adım atamaz daha. Ki yani bu kadar olayda bile İsrail'den ayrılanların işte sayısı çok ciddi manada yerlere ulaşmış. Korkuyorlar, kaçıyorlar. Sivil vatandaşların çoğu korkup kaçıyorlar. Havaalanında hep yurt dışı, yurt dışı, yurt dışı. Dolayısıyla yani Müslümanlara tedbirini almak şart. Tedbiri almadığın zaman kafir korkmuyor. Devam edelim, Mevla bizlere ne diyor? Fel yuqatil. Savaşsın fi sebilillah, Allah yolunda. Kim? Ellezine yeşrûnel hayâted dünyâ bil âhireh. Şu dünya hayatını satıp ahiret hayatını satın alanlar, Müslümanlar Allah yolunda savaşsın. Yani şimdi biz Müslüman olduğumuzu iddia ediyoruz. İddiamız da yani samimiyiz. Peki şu dünya hayatını Allah için satabildik mi? Bu emir bize geliyor mu? Bu emir bizi kapsıyor mu acaba?
Yani dünya hayatını, şu basit dünya hayatını Mevla diyor ki satsınlar. Satanlar Allah için cihad eder, Allah için savaşır. Ama şu dünya bizim için değerliyse, şu dünyada çok yerimiz varsa, çok malımız varsa, çok evimiz, arsamız varsa, ahirette çok bir şeyimiz yoksa, o zaman Allah için savaşmak zorlaşır. Allah için savaşmak zorlaşır. Ya hocam, yani biz dünya malı edinmeyelim mi? Yani bunu ulemanın hayatlarında çok net görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en güzel örnek zaten bize. Onun hayatında çok net görüyoruz. Evet, Müslümanın malı olacak, gücü olacak ama kalbinde yer etmeyecek. Kalbinde olmayacak. Hepimizin belki duyduğu meşhur bir kıssa, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh çok zengin. Ticaret gemileri var. Bir ders yaparken bir haber geliyor. Ey imam diyorlar, senin ticaret gemin batmış bütün mallarıyla beraber. İmam-ı Azam şöyle bir kalbini yokluyor. Elhamdülillah diyor. Sonra biraz sonra yeni bir haber. Ey imam diyorlar, o batan gemi senin değilmiş, başkasınınmış. Yine duruyor. Elhamdülillah diyor. Bunun üzerine talebeler çok dikkatli, hiçbir şey kaçırmıyorlar. Hemen soruyorlar, hocam diyorlar, İki tane haber geldi birbirinin zıttı. İkisinde de elhamdülillah dedin, sebebi nedir? İmam-ı Azam Efendimiz diyor ki, birinci haberde gemin batmış haberi geldiği zaman kalbimi yokladım. Ben bu dünya malını edindim ama kalbime de koymuş muyum acaba? Baktım zerre bir üzüntü yok. Dünyasını satmış. Ahirete dünyayı satmış. Sonra ikinci haber geliyor. Hayır, batan gemi senin değilmiş diye. Ondan sonra yine kalbimi yokladım. Zerre bir sevinç göremedim kalbimde. Yani hani mutlu olması gerekir. Az önce batmıştı, şimdi batmadı. Güzel bir haber. Diyor ki zerre kadar bir mutluluk hissetmedim kalbimde. O zaman yine Mevla'ya hamd ettim. Bak, yine kendinden bilmiyor. İşte İmam-ı Azam Efendimiz bize örnek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize örnek. Yani evet, dünya malımız olacak ama hepsi Allah için olacak. Hepsi dünyayı satıp ahireti kazanmak için olacak. Ahireti kazanmak için olmayan mal bize dünyada da ahirette de bela olur. Dünyada da ahirette de bela olur. Ama ahiretini kazanmak için elinde olan mal dünyada da seni rahat ettirir, ahirette de rahat ettirir. Allah-u Teala diyor, şu basit dünya için ahireti heba etmeyin. Ahireti satmayın, dünyayı satın. Bir tane abimiz vardı, böyle zaman zaman böyle nasihat eder, böyle ayaküstü, çok da etkilidir, böyle hazır cevap dediğimiz tarzda insanlardandır, Müslümanlardandır. Bir tane arkadaşı işte sohbete böyle emri bil marufa çağırıyor. Gel bizde diyor, bir emri bil marufa çık diyor. Ya diyor, benim diyor, affedersiniz, ineklerim var diyor. O ineklerin her gün sağılması lazım diyor. O yüzden diyor, ben onları bırakıp hiçbir yere çıkamam. Köyde yaşayanlar bilirler. Yani bir hayvanı varsa insanın onların başından ayrılması zordur yani. Şehirde de ben şunu duydum. Bakkalı olanlar, hocam diyor, bakkalı, yani bir adama beddua edeceksen Allah sana bakkal versin de diyor. Hiçbir yere gidemezsin diyor. Böyle deyince o abi çok güzel bir laf, hazır cevap, güzel bir laf söyledi ona. Çok da hoşuma gitti. Dedi ki, Allah-u Teala o, çok affedersiniz, inekleri senin hizmetine verdi. Seni ineklerin hizmetine vermedi. Bu yeryüzündeki bütün yaratılan her şey, yeryüzünde yaratılan her şey ve hatta gökyüzünde yaratılan her şey insana hizmet için yaratılmıştır. Ama sana hizmet için yaratılana sen hizmet ediyorsun. Hayır, o sana hizmet için gönderildi. Sen de Allah'a hizmet edeceksin. Allah'ın dinine hizmet edeceksin. Allah'ın dinine yardım edeceksin. Mevla'nın yardımımıza ihtiyacı yok. Yardım edersek biz kazanıyoruz. Mevla ahireti bedava vermiyor. Ebedi cenneti, sonsuz cennet nimetlerini bedavaya vermiyor. Diyor ki, ey kullarım, benim size verdiğim, sizin çalışıp kazandığınız değil, yanlış anlamayın. Benim size verdiğim, benim size verdiğim malları benim dinime hizmet için, ahirete hizmet için, İslam'a hizmet için kullanın. Ben size ahirette ebedi olanlarını vereceğim. Dünyada yani ne kadar nimetin çok olursa olsun hepsi kısıtlı, hepsi sınırlı, hepsi tükeniyor, bitiyor. Hepsi fani. Ve bu nimetlerin olmasına rağmen bununla beraber bir sürü de sıkıntılarım var.
Zengin olanlar mesela maddi imkanı yerinde olanların hasta olmayacak diye bir garantisi var mı? Yok. Sevdiklerini kaybetmeyecek diye bir garantisi var mı? Yok. Gam, keder, üzüntü, sıkıntı olmayacak diye bir garantisi var mı? Yok. Yani bak evet dünya nimetleri var ama bunlarla beraber bir sürü de sıkıntılar var. Ama Mevla diyor ki ey kullarım bakın bu nimetleri verdim. Yanlış anlamayın. Ebedi nimetleri size kazandırmak için verdim bu nimetleri. Bu nimetleri satın bana tekrar. Bana tekrar geri satın. Ben bu nimetlerin karşılığında size ebedi nimetler vereceğim. Evet, fakatil, savaşsın Allah yolunda, fi sebilillah, Allah yolunda. Ellediğin öyle kimseler ki, yeşrûne l-hayâte d-dünyâ bil-âhirah. Dünya hayatını satıp, ahireti satın alanlar Allah yolunda savaşsın. Peki ya Rabbi, yani diyelim ki tamam her şeyimizi gözden çıkardık. Dedik ki, bir canımız var, onu da Allah için veririz. İşte çoluğumuz, çocuğumuz var, onlar zaten bizim değil, emanet. İnsanoğlu şu dünyada her şeyin emanet olduğunu, kendisinin emanetçi olduğunu iyi anlamalı, iyi bilmeli. Bazen bir ev, bir araba alabilmek için, bir dükkan alabilmek için bir ömür boyu çalışıyoruz. Halbuki adam diyor ki ille de bir ev sahibi olman lazım. Ev sahibi olmadan olmaz. Niye? Ya kiracı olursan ev sahibi sana çık diyor, kalk diyor, kirayı zamlandırdım diyor, şöyle diyor, böyle diyor, çocuğum evlenecek çık falan. Bir sürü sıkıntı ama kendi evin olursa hiç sıkıntı değil. Halbuki bu bizim kendimizi kandırdığımız bir şey. Niye? Ev sahibi oluyorsun, benim bitişikteki komşum böyle aynı seviyede evlerimiz. Güzel bir hacı abi, çoluğu çocuğu güzel böyle Allah yolunda çalışıyor. Dedim ha iyi komşu geldi. Adam kiracı değil ev sahibi. Alt kattaki çok iyi ahlakı olmayan komşularla biraz kavga, dövüş, vuruldu, gırıltı derken adam sattı evi gitti. Hani kendin evin olursa rahattın? Hani sana kimse bir şey demezdi? Bu bizim kendimizi kandırdığımız hikaye. Bu bizim kendimizi kandırdığımız hikaye. Yani kendi evin olursa sana kimse bir şey demez, rahatın bozulmaz. Yalan. Bozulur. Öyle adam var, 10 tane dairesi var. Kendi evinde oturmuyor, işi başka yerde kirada oturuyor. Ne oldu? Böyle yalanların arkasına saklanmayalım, kendimizi teselli etmeyelim. Ev almak zorunda değiliz. İmkanın varsa harama, krediye, faize bulaşmadan, tamam mı? Mevla'nın sınırlarını aşmadan alabiliyorsan al tabii ki. Araba alabiliyorsan al. Ama ev alacağım, araba alacağım diye faize bulaşma, ahiretini satma. Ahiretini satma. Evin olmazsa, evin olmazsa da olur ya. Herkesin evi yok. Yani kiracılar da ölüyor. Aslında hepimiz kiracıyız. Bir açıdan baktığımız zaman hepimiz kiracıyız. Hocam nasıl? Sen kirayı ev sahibi olarak baştan peşin vermişsin. Öbürküsü de taksit taksit veriyor. Aramızdaki fark bu. Ev almışsın 5 milyon 10 milyon vermişsin. Demişsin ki ben ömrüm boyunca burada yaşayacağım. Halbuki yani bir ev atıyorum zaten evlerimiz o kadar sağlam değil. Sağlam evler yapmıyoruz yani. Mimar Sinan gibi şaheserler ortaya koymuyoruz, üretmiyoruz. Yani 10 nesil gitmeyecek evin merak etme. Senden çocuğuna kalır çok çok. Senden sonra çocuğun işte ömrüne kadar kalır orada kalır kalmaz belli değil. Ondan sonra o da çürüyecek depreme dayanıksız diyecekler yıkacaklar. Parası yoksa yapamayacak daha geri çocuk. Yani dolayısıyla bu mallar bizim değil. Toprak diyor ki hepiniz benimsiniz. Ben sizin değilim. Ya şuradan aldım bir dönüm yer. Burası benim. Hayır senin değil. Senden önce kim bilir neler geldi geçti. Şu samandıra biliyorsunuz eski işte Osman Gazi'nin, Ertuğrul Gazi'nin ahbabı burada yatıyor. Bakın o zaman gelmiş buraya. O zamandan bu zamana kaç tane el değiştirmiş. Ondan önce de Bizanslılar kalmış burada. Ne kadar el değiştirmiş. Şimdi belki şurası bundan 500 sene önce ne vardı burada? Şu sohbet meclisi Samandıra'daki şu sohbet meclisinde kim bilir ham mı vardı, hamam mı vardı, ahır mı vardı, bahçe mi vardı, tarla mı vardı? Şimdi gelmişler bu bina yapmışlar buraya. Yarın ne olur belli değil. Demek ki sahip olduğumuzu zannettiğimiz hiçbir şey aslında bizim değil. Hepsi emanet. O kadar emanet ki canım bile emanet. Şu bedenin bile kiracısıyız. Şu bedenin bile kiracısıyız. Kalkmış diyorsun ki bu ev benim. Ya şu göz bile senin değil. Kulak bile senin değil. El bile senin değil. Allah ruhuna arkadaş olarak şu bedeni vermiş. Kira müddeti bitince
vade tamamlanınca, ecel gelince diyor ki boşalt. Bu evi boşalt. O bedeni de yatır şu toprağın içine. Buradan gelmişti, buraya geri döndü. Topraktan gelmişti, toprağa geri döndü. Ruhlar ebedi. Ruhlar ebedi. İşte onu beslememiz lazım. Onun gıdasını vermemiz lazım. Hep biz bu bedenin gıdasına yoğunlaştık ama asıl ruhun gıdası lazım bize. Peki ya Rabbi, yani bu kadar sahip olmadığımız şey var, sahipmişiz gibi düşünüyoruz. Ama biz Allah için cihada gidersek, Allah yoluna gidersek, vatanımız için, namusumuz için, mukaddesatımız için, dinimiz için, bayrağımız için kendimizi bu yola adarsak ne olur ya Rabbi? Mevla soruyor, biz soruyoruz, Mevla cevap veriyor. Ve men yuqatil fi sebilillah, her kim Allah yolunda cihad ederse, bu adamın önünde iki şık vardır. Allah yolunda cihad eden adamın önünde iki şık vardır. Üçüncüsü yoktur. İkisi var. Bir, feyuktel, bu adam öldürülür. Allah yolunda öldürülür. Allahu Teala ona şehitlik makamı verir. Hiç kimseye demediği ayetle sabit olan şehitlere ölüler demeyiniz dediği makama yerleşir. O makam öyle bir makam ki ahirette bütün, yani yüksek makamdaki olanların hepsi gıpta ederek bakıyor. Diyorlar ki şu ümmeti Muhammed'in şehitleri üzerinde kanlı elbiseleriyle gelmişler. Ne kadar gıpta ediyorlar. Aa, bunlar şehitler. Allahu Teala şehitlere öyle makamlar, öyle güzel yerler veriyor ki herkes gıpta ediyor. Herkes gıpta ediyor. Ama bir de işin bu dünya boyutu var. Şimdi mesela düşünelim. Hepimiz kendisini şöyle aynanın karşısına alsın ve düşünsün. Desin ki ey, ben kendi kendime diyorum. Ey Muharrem, sen öldün diyelim. Yani savaşarak ölmedin de başka türlü öldün. Senden sonra seni kim ne kadar hatırlar? Hemen eski nesillerimize bir bakalım. Benim babam şurada yatıyor. İlk vefat ettiği zaman, yani 10 sene oldu. Belki her gün, belki 2-3 günde bir ziyaret ederdim. Yavaş yavaş azaldı ziyaretler. Önünden geçerken devamlı okuyorum ama ziyaretler azaldı. Çocuğumu da götürüyorum zaman zaman. Ama yarın öbür gün çocuklar büyüyecek, torun olacak. Acaba mezarını bilecek mi? Anneannem, dedem, babaannem, dedem, onların mezarına benim çocuklarım ne kadar gidecek? Dağılmışız. Kimisi Adapazarı'nda, kimisi Adapazarı'nın Hendek ilçesinde, kimisi Samandıra'da. Daha dağılacağız böyle. İkinci nesilden sonra unutulma başlıyor. İkinci nesilden sonra unutulmaya başlayacağız. Babasının, dedesinin mezarını bilen kaç kişi var acaba aramızda? Babasının, annesinin, dedesinin kabrini bilen kaç kişi var acaba? Bak, unutulmaya başlamışız. Ama şehitler öyle mi? Şu hemen yanımızda Samandıra mezarlığı var. Mezarlığa girince bayrakları görüyoruz. Ne diyoruz? Aa, burada bir şehit var. Ya anneni babanı ziyarete gitmişsin, yakınını ziyarete, komşunu ziyarete gitmişsin o kabristanda ama şehitin önünden geçerken bir Fatiha okuyorsun. İsmini bilmezsin, cismini bilmezsin, memleketini bilmezsin. Dostun değil, akraban değil, arkadaşın değil ama geçerken boş geçmiyorsun. Bakın, yakın zamanda meşhur şehitlerimizden Ömer Halis Demir. Nasıl bir şehitlik makamı nasip oldu? Ya adam İstanbul'dan kendi memleketine, babasının, dedesinin kabrini ziyarete gitmiyor. Ömer Halis Demir'in kabrini ziyarete gidiyor. Adam Avrupa'dan geliyor, İstanbul'u gezmiyor, direkt gidiyor Ömer Halis Demir'in kabrini ziyarete gidiyor. Yani önceden video çekiyorlardı orada, değil mi? Nerelerden adamlar geliyor? Bak, sen Allah için canını ortaya koydun ya. Ya sen öyle bir ahirette makam kazandın ki eşi benzeri yok. Yani bir ümmeti Muhammed'in şu anda kazanabileceği en yüksek makam, şehadet, daha büyük bir makam yok. Yani en üst kat teras. Yani hani ev olarak düşünürsek teras, şehadet, ondan büyük makam yok. Allah yolunda öldürülmekten daha büyük bir makam yok. Ya hocam, tamam, anladık. Biz Allah yolunda ölürsek ahiretteki makamımız çok güzel. Mezarımızı ziyaret eden, hediye okuyan, Yasinler, Tebarekeler, Ammeler, Hatimler, dualar. Tamam, burası hiç itiraz kabul. Peki bizim çocuklar ne olacak? Bizim hanım ne olacak? Bizim çocuklara kim sahip çıkacak? Emin ol,
sen şu Mevla'nın verdiği emanet canı Allah yoluna teslim edersen vallahi sen hayatta o kadar sahip çıkamazsın çoluğuna çocuğuna. Allah o kadar sahip çıkar senin çoluğuna çocuğuna. Ya devletimiz de ayakta. Bugün görmüyor musunuz arkadaşlar? Şehitlerin yakınlarına mesela daha yakında hac kurraları çekildi. Şehitlerin yakınları direkt gidiyor. Kurra yok onlara. Hacca giderken bile bugün 2 milyon, 2,5 milyon kişi var kurraya giren. İşte 20 sene gelir anca yani. 20 sene, 25 senede gelecek kurra sırayla gidilse şehit ailesi direkt gidiyor. Gazi direkt gidiyor. Gazi ailesi direkt gidiyor. Ya diyorsun ki bir çocuk ya biraz işte üniversite okudu bunu düzgün bir işe devlete bir yerleştirebilsek. Devlet diyor ki şehit yakınıysan, şehit ailesiysen, gaziysen, gazi ailesiysen direkt giriyorsun. Hani sen diyordun ki ya çoluğum çocuğum ne olacak, kim sahip çıkacak? Bak gördün mü Mevla nasıl sahip çıktı. Sen belki hayatta olsaydın onu okutacaktın, okulu bitirecek mi bitirecek, bitirmeyecek mi belli değil. Ama Mevla ona bir sahip çıktı. Tak işi de hazır, dünyalık işi de hazır. Sen bir kere ona en büyük miras bıraktın. Ne mirası bıraktın? Evladım dedim. Bak bu can bize Allah'tan emanet gelmişti. Allah yeri geldiği zaman bizden istedi. Biz de emaneti Allah'a istediği yolda Allah yolunda teslim ettik. Bu mirası bıraktın çocuğa. Çocuk ne diyecek? Bu dünyada her şey geçici. Yani onu zaman içerisinde onun bilinçaltına yerleşecek. Ya babam bizi hiç düşünmedi mi? Ya şehit olmaya giderken hiç mi aklına gelmedik biz? Sonra zaman içerisinde düşünecek, diyecek ki yani bizim şu an ne eksiğimiz var? Ne kusurumuz var? Ne yapam? Yani Mevla babam olsaydı başımızda ne olacaktı da şimdi olmadı? Devletimiz Allah'a şükür ne kadar öncelik veriyor. Bırakın devletim, devletten büyük Mevla var. Mevla şehit yakınlarını boşta bırakır mı hiç? Yani evlatlarını sahipsiz bırakır mı? Emin olsan başında olsan o kadar sahip çıkamazsın. Bakın bütün yönlerini anlattık. Ölürsen, peki ölmezsek ev yağlip ya da galip olursan. Galip olursan ne olur? Fesevfe nü'tihi ecran azime. Mevla Teala Hazretleri diyor ki işte ölsen ya da galip olsan biz bu kimselerin ecrini çok büyük bir şekilde vereceğiz. Ecdadımız yani cihadı bize en güzel anlatan milletlerden bir tanesi Osmanlı. Osmanlı cihadı düğüne gider gibi yaşarmış. Cihat olduğu zaman bayram ederlermiş. Niye? Allah yolunda. Yani şu emaneti aldık, bu emaneti acaba doğru bir yerde verebilecek miyiz? Ya hepimiz beşeriz, şaşarız, yanlış işlerimiz var. Ya yanlış iş üzerinde ölürsen ne olacak? O zaman o şekilde haşr olacaksın. Mevla'ya nasıl hesap vereceğiz? Nasıl açıklayacağız durumu? Ama şehitlik öyle değil. Şehitlik günahların siliniyor. Yani bir adam çok güzel bir hal üzere bile ölse Mevla ona hesabı çekebilir. Değil mi? Mevla'nın yani tamam namaz kılarken öldün belki. Ama acaba itikadın nasıldı? Mevla seni hesaba çekebilir. Tabii ki çok büyük bir makamdır namazda ölmek. Kur'an okurken, dinlerken ölmek. Bunlar yani işarettir ahiretin güzel olduğuna. Ama ihtimal olarak Mevla bunları da hesaba çekebilir mi? Çekebilir. Şehit için hesap yok. Şehit için hesap hiç yok. Allah-u Teala şehitleri o elbiseleriyle, kanlı elbiseleriyle yıkanmadan gömülmesini istiyor. Ve hatta geçen yine bir sohbette hocam dedi ya şehitler kesin çürümez mi? Dedim ya bunu evet sordun. Yani insan tamam acaba çürür mü? Acaba bir diyor aklından. Dedim hiç acaba demene gerek yok. Yakın tarihimizde belki 3-5 senelik mesele. Rahmetli Turgut Özal adaletli Müslüman namazlı abdesti bir devlet başkanıydı. Adaletle elinden geldiği kadar yönetmeye çalıştı şu devleti. Ve vefat etti, zehirlendi, öldürüldü. Onun kabrini açtılar. Ne için? Acaba zehirlenmiş mi, zehirlenmemiş mi diye test etmek için. Şimdi kabir açıldıktan sonra iki işlem var. Bir, bu işte kabirde yatan kemikler. Çünkü aradan kaç sene geçmiş? 20-25 sene geçmiş. 25 sene sonra açılan kabirden ne çıkar karşına? Kemikler çıkar. Acaba bu kemikler Turgut Özal'a mı ait diye bir DNA testi yapılması gerekiyor. Sonra ikinci test, bu kemiklerde zehir izi var mı? İkinci test bu. Bir açtılar, DNA testine gerek yok dediler. Niye?
adam bir tek nefes almıyor dediler. Aynı Turgut Özal duruyor birebir. Kaşı, gözü, eli, ayağı, tırnağı, sakalı, saçı ne varsa bir tek dediler nefes almıyor. Ailesine gösterdiler. Tamam dediler ya, buna DNA'ya gerek yok. Yaşıyor sanki adam. Sonra yani bu ayetlere ve la estaizu billah ve la tekulu limen yuktelu fi sebilillahi emmat bel ahyaun velakin la teş'urun. Allahu Teala diyor Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar diridirler. Yani sanki manevi bir şey olarak biraz anlıyoruz ama işte elle tutulan, gözle görülen somut bir örnek. Yakın yani, yakın bir zamanda gördüğümüz bir şey. Sonra bazı işte uzmanlar ne dediler? Ya işte şurasında biraz şey su birikmiş de havayla teması kesilmiş de o yüzden de hiç şey olmamış da. Ya bırak zırvalamayı kardeşim, şehit adam işte. Adam şehit olmuş işte. Adaletle şu ülkeyi yönetirken adamın yönetimine razı olmayan zalimler zehirlemiş adamı. Adam mazlum olarak ölmüş. Allah yolunda olduğu için şehit olmuş. Allah bedenini çürütmemiş. Bunu diyemiyor. Niye? Ya öyle dese bu sefer Allah yani onu demese de inanan biliyor. Neyin nasıl olduğunu biliyor. Müslüman nasıl inanması gerektiğini biliyor. İşte elle tutulan, gözle görülen somut örnek. Bazen böyle İslam'la alakalı hani diyorlar ya bir şeye inanıyorsunuz ama hiç elle tutulan, gözle görülen böyle bir somut örneğiniz var mı? Yani o kadar çok örnek var ki bakmayı bilirsen, aklını kullanmayı bilirsen çok örnek var. Hadi bunu açıkla bakalım. Hadi bunu açıkla bakalım. Ya işte tamam peki diğer cesetlere de yap aynısını. Madem hani su işte havayla teması kesiyormuş o yüzden hiçbir şey olmuyormuş. Diğer ölülere de yap bakalım oluyor mu aynısı? Olmuyor. Biliyorsun, sen de biliyorsun. O yüzden hiç denemiyorsun bile. Yani cesedin bozulmasın diyen bir sürü adam var. Onlara yapın madem öyle. Hiçbir tarafında bir şey olmaz. Yok öyle bir şey. Onlar da biliyorlar. Onlar da biliyorlar ama itiraf etmekten korkuyorlar, çekiniyorlar. İnsanlar Müslüman olur diye korkuyorlar. Ama biz biliyoruz gerçeğin ne olduğunu. فَسَفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا. Onlara diyor dünyada da ahirette de çok büyük ecirler var. Bakın bedeni bile çürümüyor. Bu da bir ecir. Çünkü neden? Bir tek ahirete gittiği halde ahiretini, cennetini garanti kazandığı halde dünyaya dönmek isteyen bir tek şehit vardır. Diğer kimse geri dönmek istemez. Neden? Bir daha dönüp de kazanamazsam ne olacak diye. Kendisini tehlikeye atmak istemez. Garanti için ne yapar? Bir daha geri dönmek istemez. Ama şehit, Allahu Teala şehit olana şehitlik anında öyle bir lezzet veriyor, öyle bir tat veriyor ki o şehit cennette de bulamıyor o tadı, lezzeti. Diyor ya Rabbi o zaman bir daha beni dünyaya gönder. Ben bir daha senin için savaşayım, bir daha senin için öldürüleyim. Sonra bir daha canlanayım, bir daha, bir daha, bir daha. Allahu Teala bedenlerini çürütmüyor. Ruhlarına güç veriyor. Ruhlarına güç veriyor Allahu Teala. Şimdi ruhlar iki kısma ayrılır. Bir gücü olan ruhlar, bir de Mevla'nın güç vermediği ruhlar. Güç verdiği ruhlar alemi ervahtan dünyaya geliyor. Dünyadakilere destek oluyor. Güç veriyor onlara. Bunun da açık örnekleri çok. Kıbrıs Barış Harekatı'nda işte bir pilot uçağını sürerken tek başına yani uçakta. Başka kimse yok. Bombardıman uçağı. Bir bakıyor arkasında yaşlı bir beyaz sakallı böyle nurani bir ihtiyar. Diyor ki ben nereye gidersem orayı bombalayacaksın. Diyor ki ya nereyi bombalayayım? Diyor ki şurayı orayı bombalayamayız. Niye? Orası hastane. Üstünde hac işareti var. Yok diyor, sen bombala diyorum diyor. Sen bombala. Bu kafirler sözde savaş kurallarına göre kendileri hiç uymasalar da sana bir ceza verebilmek için ne yapıyorlar? Hastanelere işte cephanelik yapıyorlar. O biliyor onu. Diyor ki burayı bombala. Bir bombayı atıyor, infilak ediyor komple. Aa diyor burası cephanelikmiş. Şurayı bombala, şurayı bombala. Bombalama bitiyor. Sen kimsin derken bakıyor kimse yok arkadan. Pardon, bu kaybolmadan diyor ki sen kimsin? Ben falancayım diyor. Diyor seni ziyaret edeceğim. Tekrar savaş bittikten sonra geri geliyor. Diyor ki falanca falanca kişi nerede durur? Ondan sonra soruyor, soruşturuyor, bir bakıyor bir kabristana çıkıyor yolu. O ona yol gösteren zat orada kabirde kaç sene önce vefat etmiş. Şehit olmuş. Allah ruhuna güç vermiş. Allah ruhuna güç vermiş. Onlar ne yapmış? Tekrar
Allah için yine çalışmaya devam ediyor. Bedeni tekrar belki diriltmiyor ama Mevla ruhuna güç veriyor. Şehit bunu istediği için Allah ona bir imkan veriyor. Böyle şehitlerin görüldüğü çok yani. Açık çok örnek var. Bizim hanımın ablası medresede okurken 14-15 yaşlarında vefat ediyor. Kanser hastalığından vefat ediyor. Ve cenazesini Mahmud Efendi Hazretleri geliyor. Babasına soruyor. Diyor ki biz işte cenaze namazını kıldırmak istiyoruz. Eve telefon ediyor. O zaman cep telefonu yok tabii. 92 yıl. Ondan sonra hanım hocalar bilir. Büyük hocalar hep anlatır yani bunu. Çünkü büyük hocalar yıkadı onun bedenini diyelim, cenazesini. Efendi Hazretleri telefon ediyor. Mahmud Efendi diyor ki işte İzzet Efendi ile mi görüşüyorum? Evet diyor ki ben diyor sizin kızınızın diyor cenaze namazını kıldırmak istiyorum. Bana müsaade var mı? Bizim kayınpeder soruyor diyor ki ya ben tanıyamadım siz kimsiniz? Mahmud diyor ben diyor. O da tevazulu ben diyor yani kendini çok belli etmek istemiyor. Diyor ki hangi Mahmud diyor böyle bir boşta bulunuyor. Diyor ki İsmail Ağa Camii'nin imamı. Aa efendim tabii diyor ne zaman isterseniz. Normalde hesaplarına göre bir gün sonra cenazeyi defnetmek istiyorlar. Efendi Hazretleri öyle deyince tamam diyor. Bugün olursa ben gelebilirim. Yarın diyor şehir dışındayım. Tamam diyor hemen sabah vefat ediyor. Öğlen namazına ya da ikindi namazına cenazeyi hazır ediyorlar. Efendi Hazretleri ona diyor ki bu diyor şehittir diyor. Efendi Hazretleri bizzat tescil diyor. Diyor ki bu şehittir diyor. Sonra onun sınıfında ders gördüğü sınıftaki arkadaşları rahlesini o sınıf mezun olana kadar hiç kaldırmıyor. Yerinden kaldırmıyor. Sanki orada yaşıyormuş gibi. Sonra arkadaşlarından haberler geliyor. Yani arkadaşları bir gün diyor ben diyor işte yemekhaneye inerken yatakhaneye çıkarken bir baktım gördüm diyor seslendim diyor. Arkaya döndü bana baktı diyor. Bir tek konuşmadı diyor. Çıktı merdivenlerden gitti diyor. Yani böyle Allah-u Teala ruhuna güç kuvvet veriyor. Bunlar var, yaşanıyor. Şu hayatta elle tutulan, gözle görülen somut örnekler var. Yani bir insanoğlunun, ümmeti Muhammed'in erişebileceği en yüksek makam, şehitlik makamı. Ona Allah-u Teala dünyada da ahirette de ikram ediyor, çoluğuna çocuğuna da ikram ediyor. Şimdi soralım, yani birçok hoca da içine katalım bu işin içine. Ömer Halis Demir kadar hangisi hakkında hatimler, yasinler, tebarekeler okumuştur? Kaç tane var o kadar adam? Yani ben yeri geldi buradan 500 kilometre, 700 kilometre, 800 kilometre yol yaptım bir şehidi ziyaret etmeye. Bir gittim orası pazar yeri olmuş. Herkes ziyaret, herkes ziyaret. Gelen Fatihalar, Yasinler, Tebarekeler, Ammeler. Bizim anamız, babamız, şehit olmayanlarımız hakkında ne kadar okunuyor acaba? Bak şehit olana ne kadar okunuyor? Şehit olmayana ne kadar okunuyor? Mevla bütün nimetlerini onların önüne seriyor. Sonra devamında Mevla Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Yani burada tabiri caizse bize bir sitem var. Günümüzü düşünürsek, şimdi ayette zaten okuyacağız. Sanki bugünü anlatıyor Mevla. Ben böyle ayetleri gördükçe hayranlığım, acziyetim yani acayip zirve yapıyor. Niye? Mevla diyor ki ve meleküm ey Müslümanlar. Ey iman ettiğini söyleyenler ve meleküm size ne oluyor? La tukatilune fi sebilillah. Allah yolunda niye savaşmıyorsunuz? 57 İslam ülkesine Mevla buyuruyor. Diyor ki ey Müslümanlar size ne oluyor? Niye Allah için savaşmıyorsunuz? Şurada el avuç işte 2 milyon Gazze'li bir araya sıkıştırılmış. İsrail oradan bombalıyor. Bu tarafa geçin, bu taraftan o tarafa geçin, o taraftan bu tarafa geçin. Kampları bombalıyor. Her tarafı bombalıyor. Zulmü görüyorsunuz. Müslümanların bedenleri parça parça. Siviller çadırlarda yanıyor. Varil bombaları, bütün yasak, yani savaşın yasaklarının hepsi işleniyor. Bebekler paramparça. Bunları İslam alemi görüyorsunuz. Bugün 2 milyarın geçmişsiniz sayınız. Şu 10 milyonluk Yahudi azınlık Müslüman kardeşlerinizi zulmederken, onları yukarıdan bombalarken, aşağıdan türlü türlü eziyetler, zulümler ederken ve ma lekum la tukatilune fi sebilillah. Allah yolunda ne oluyor da savaşmıyorsunuz? Allahu Teala diyor. Vel müstezafine miner ricali ven nisai vel vildanillezine yekuluna rabbena ahricna min hadihil qaryati'z zalim ehliha. Şu ehli zalim olan Beni İsrail kadınları, çocuklar yani bu ayete
şey yapıyorum. Ayetin yani kelime manası şu: bu zayıfları, kadınları, çocukları, erkeklerden hasta ve zayıf olanları, sivilleri öldürürken, bu zalim halk bunları yerlerinden çıkarmışken size ne oluyor da niçin savaşmıyorsunuz diyor Mevla. Yani Gazze'de öldürülen çocuk, Gazze'de öldürülen kadınlar, Gazze'de öldürülen masum sivil vatandaşlar, bunlar öldürülürken size ne oluyor da Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Onlar dua ediyorlar. وَجَعَلَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا Ya Rabbi, tarafından bize bir sahip çıkan gönder. Gazze halkı dua ediyorlar. Ey ümmeti Muhammed, bize yardım etmeyecek misiniz? Bize sahip çıkmayacak mısınız? Diye böyle nida ederken وَجَعَلَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا Bize yardım edecek yok mu diye seslenirken İslam ümmetine, İslam alemine ne oluyor da Allah yolunda savaşmıyorlar? Ne oluyor da savaşmıyorsunuz diyor Mevla. اَلَّذ۪ينَ Bunu tabii ki vatandaş olarak, biz şahsi olarak çok yapacak bir şeyimiz yok. İçimiz yanacak. Dua edeceğiz. Yapabileceğimiz şahsi adımları atacağız. Boykot yapacağız. İçimiz yanacak. Yağımız eriyecek. Geceleri kalkıp ağlayacağız. Teheccüdlerde onlara dua edeceğiz. Ama şu İslam aleminin reisleri, onlar bizzat bu ayetin muhatabı. Bizzat muhatabı. Bu 57 İslam ülkesinin 57 lideri. Mevla'ya nasıl hesap verecekler? Mevla açıkça diyor: ey Müslümanlar, şu Müslümanların reisleri, size ne oluyor da Allah yolunda cihad etmiyorsunuz? Şurada 10 milyon Yahudi bir araya toplanmış, Müslümanları kıtır kıtır kesiyor. Adım adım her tarafı yakıyor, yıkıyor, mahvediyor. Size ne oluyor da savaşmıyorsunuz? اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Müslümanların bir sıfatı vardır, bir özelliği vardır. Nedir o özellik? Müslümanlar Allah yolunda savaşır. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Müslümanlar Allah yolunda savaşır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler durur mu? Durmaz. يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ Onlar da şeytanın yolunda savaşırlar. Onlar dünya için savaşırlar. Onlar nefisleri için savaşırlar. Yani nefisleri, şeytan için savaşan kafirler duruyor da, durmuyor da Müslüman neden duruyor? Müslüman devletler neden duruyor? Daha neyi bekliyor? Mevla Teala Hazretleri böyle diyor. Fakatilu evliya şeytan. Mevla yine Müslümanlara emir veriyor. Ey Müslümanlar, ey İslam aleminin devlet reisleri, o zaman ülkelerinize seslenin. Allah için İslam birliğini kurun, İslam birliği ordusunu kurun. Ellezine fakatilu evliya şeytan. O zamanın şeytanın dostları da siz de savaşın. Biz Mevla'nın dostlarıyız. Mevla'ya iman edenler Müslümanlarız. Ama kafirler şeytanın dostlarıdır. Şeytanlar da kafirlerin dostlarıdır. O zaman şeytanın dostlarıyla savaşın diyor Allah-u Teala. İnne keyde şeytani kâne daife. Şeytanı da gözünüzde büyütmeyin. Şeytanın hilesi zayıftır. Müslümanların birliğini gören kafirler dağılır, durmazlar. O yüzden çok çok dua edelim. En büyük duamız bu olsun. Ya Rabbi, İslam alemine tekrar birlik nasip eyle. Amin. İslam alemine tekrar ittifak kurmayı nasip eyle. Amin. Bu ittifakı sağlayacak liderleri gönder Ya Rabbi. Mazlum Müslümanlara yardım edecek liderler gönder Ya Rabbi. Türkiye'mizi de bu ülkelerin lideri eyle Ya Rabbi. Türkiye'mizi şeriatta, tarikatta, marifette önder eyle Ya Rabbi. Türkiye'mizde düşen bu İslam sancağını tekrar kaldırmayı sen ülkemize nasip eyle Ya Rabbi. İslam birliğinin başkanı olmayı, Allah yolunda cihadı, bu emri yerine getirmeyi ülkemize ve bütün İslam alemine nasip eyle Ya Rabbi. Gazze'mize, Filistin'imize, Lübnan'ımıza, Suriye'mize ve bütün biladı İslamiye'de mazlum olanlara sen yardım eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, başsız kaldık. Ya Rabbi, acilen bir İslami lider, bir baş gönder bize Ya Rabbi. Bu mazlum halimizi Ya Rabbi sen en iyi biliyorsun Ya Rabbi. Bu mazlumiyetimizi sen ortadan
ortadan kaldır ya Rabbi. Kafirler ittifaklar kuruyorlar ya Rabbi. Kafirlerin ittifaklarını ihtilafa tebdil eyle. Adem'e tebdil eyle. Onları birbirine düşür ya Rabbi. Zalimi zalime kırdır ya Rabbi. Müslümanların aralarındaki ihtilafları ortadan kaldır ya Rabbi. Tekrar bir olduğumuz günleri görmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Türkiye'mizi bu işlere vesile eyle ya Rabbi. Bizleri bu işlere sebep eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Habibin hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu ayetlerini duyup da uyanmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Uyanmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Şahıs olarak, Müslüman olarak ne tedbir almamız gerekiyorsa, ne ameller yapmamız gerekiyorsa, ne dualar yapmamız gerekiyorsa bizlere yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ahirette huzuruna hesabını veremeyeceğimiz durumda çıkmaktan cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Habibin hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Allah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.